Hayal değil. 13-22 yaması gerçekten geldi. Niye bu yamada ne var ki? Alışıldık boyuttaki değişikliklerin yanı sıra bu yamada iki büyük güncelleme mevcut. İlki büyücü ve büyücü gibi şampiyonlara yönelik saldırı hızı değişiklikleri. Birçok büyücünün saldırı hızının çok da hızlı olmadığını... Ya yapmayın abi şunu. Bunu bir kere yapmışlardı. Sonra eni taramalıya dönüşüyor. Ahri AD'ler geliyor. LeBlanc AD'ler geliyor abi. Neredeyse hepsinin atış hızıyla saldırı hızı animasyonuna yeni bir sanat. Fakat kart fiddle gibi normal saldırılarının yeni tıbbi yetenekleri şampiyonlukları tamam. Genellikle saldırı hızı yetenekleri kristali kullanan normal saldırılarının sinerjisi güçlü bir yeteneği olmayan birinci seviyedeki saldırı hızı yüksek olmayan büyücülerin erken saldırıdaki saldırı hızlarını arttırdık. İkinci değişiklikte Janna'ya getirdiğimiz büyük çaplı yetenek seti güncellemesi. Birkaç yıl önce yetenek setinde bazı unsurları geri getirerek onu uzun menzilli hortumlardan ibaret bir şampiyon olmaktan çıkarıp oyunda aktif bir parçası haline. Q atıp çıkan şeyler vardı ya. Brand Jungle'ı biraz daha istiyor bak Riot Games oyunun içine sokmak ya. Yani %220 yapmışlardı, hala yetmemiş, %230 yapmışlar. E'sinin hasarını düşürmüşler temelinde 60, 90, 115'i o arttırmışlar ya. Yetenek gücü şey startmış, E'si buff almış, bildiğin buff almış baba. Briar'ın olmuş, Q, kudurtan açlık. Fiziksel hasarı %80 ilave saldırı gücü, %80 tamam devam. AD'si azalmış, zırh azaltması o da azalmış, güzel güzel. Geridekalı çarak iyi olmuş. Fiziksel hasar ultisi. Ultisine buff gelmiş bu arada. Ultisine buff gelmemiş mi? Ben mi yanlış görüyorum? %110 ilave. Ha, ultisine de nerf gelmiş. %110 saldırı gücü %75'e çekilmiş. Çok çok iyi. Mundo E'nin pasifinin ilave hasarı arttı. Heart Steel'la beynimize tam koyacak galiba. E'si oydu değil mi? Pasifin ilave saldırısı %3'den %3.4'e çıktı. Heart Steel'de güçlü olur bu top lane için. Hayırlı olsun. Mundo'ları daha çok görürüz artık diye darba. Vücut darbesi. Ne oldu abi? İsabet halinde iade edilen bekleme süresi 3 saniye yerine kalanın %40'ı. Yetenek hızına bağlı olarak ne oluyor şimdi bu? Diğer yandan Gragas'ın biraz güçlendirebileceğini farkındayız. Bu yamada Gragas E'sinin bekleme süresi iade etkisi yetenek 70 yetenek hızı eşiğine denk dek güçlendiriliyor. Ve ultisinin güvenilirliğini arttırıyoruz. Ooo ultisi hızlanmış bu arada birazcık da olsa ve 70 yetenek hızına ulaşana kadar E'si de buff yemiş bu arada. Gragas'ın ölüsü güçlendirilmiş. Hayırlı olsun. Graves. Ooo Graves iyi olmuş lan şu nerf galiba. Edikerlerden herhangi birine de değişiklik geldi mi onu bir deneyeyim. Nila. Aynen kanka da Edikerlere değişiklik gelmiş nerf yemiş hadi deneyelim. Hadi. Senna Q'sun hasar azaldı hadi. Senna deneyelim. Aman akın Ziggs o da gitmiş tamam Edikerlere biz gene oruyuz. Bize bir şey yok beyler. Neticede Janna'nın fırtınanın gözünün yeteneğinden önce Meltem yeteneğinin son seviye yükseltmesine fırtına şey nerede? E yerine agresif bir şekilde bol rahat etmesini bekliyoruz tamam. Yani E fullen değil W'suyla ve düz vuruşlarıyla daha agresif bir Janna'ya çevirmişler. Abi Janna'nın W'sunu daha fazla atıyorsunuz tamam mı? W kaçarsa ne oluyor? Q'ya atlar buraya mı? Adamı W kaçmaz herhalde. Q'yu güçsüzleştirdiler. E'sine de ne yapmışlar? E'sinin süresini arttırmışlar. Artık Q'den daha çok W atan adamları düz vuruş atan. Aa artık azalarak kaybolmuyor. Süre hep sabit kalıyor. Artık Janna artık rakiplerine kitle kontrol etkili uygulanında iyileştirme ve kalten gücü kazanmıyor. Tamam. Rakipleri havaya savunma ve yaşatma uygulanında kalan bekleme süresi %20 azalır. Yetenek başına bir kere tetiklenir. Yani Q atıp ulti atıp bir tane daha E verebiliyorsun o zaman. Kalkanı artmış bu arada bir müddet ve sabit kalıyor. Güzel ve manası da azalmış. Ve bekleme süresi de ehimsi. Late'de o kötü. Rayla giriyorum garanti olsun diye. Dante'nin Q'su iyi olmuş. Geri çekilmiş. İyi olmuş. Kassadin'in E'sinin hasarı azalmış. Güzel. Kassadin'in nerf iyi oldu abi. Ultisinin hasarı azaldı. Çok iyi abi. Kassadin zaten iyi oldu. Nila Q'nun ilave saldırı hızı pasifin azaldı. Pasifinin ilave hasarı azaldı. Güzel abi. Nilahları zaten bence güçlüydü. Nadir oynanıyordu ama güçlüydü. İyi bir dengeleme bence. Senna Q'su mantıklı. Her oyun yanımda Senna görmekten ben bile sıkılmıştım artık. Güzel oldu. Rammus ilave zırhı arttı. O sırada bunu gören Baus. Seraphine. Pasif hasarı ne olmuş abi? Pasif hasarı güçlenmiş. Q'su bir tık nerf. W'su bir tık nerf. Güzel. İyi. Gerekli bir nerf. Tahm Kench'in pasif iyileştirme hasarı azalmış. Çok gerekli bir yama getirdiler ya. Oyuna girmiyor. Aynen. Next normal saldırı hazırlama süresi arttı. Taban zırhı azaldı. Taban zırhı azaldı. Normal saldırı animasyonu
Azalmış görünüyor. Ziggs'in normal hızı nerf yemiş. Oha. Ahriye'ne gelmiş mesela. Saldırı hazırlanma süresi azalmış. Saldırı hızı oranı azalmış. Taban saldırı hızı değişmedi. Saldırı hızı büyüme oranı arttı. Anivia. Taban saldırı hızı 62'den 66'ya çıkartılmış. Saldırı hızı artmış. Saldırı hızı oranı artmış. Saldırı atış hızı çok artmış. Oha. Saldırı atış hızı artmış. Saldırı hızı hazırlama süresiyle saldırı hızı artmış. Alternatif saldırı animasyonu 4 saldırıdan birinde kritik vuruşlarda kullanmak üzere geri getiriyoruz. Saldırı animasyonu. Tamam. Kartuşun saldırı atış hızı artmış. Önlenmeyecek şampiyonlara gelmiş yükseltme. Vallahi bütün AP'lere gelmiş. Abi LeBlanc'a gerek yoktu ya. Hah LeBlanc'a yani. LeBlanc adı çok yaparlar gene ki bunu görünce. Denerler yani. Lissandra arttı. Niko azaldı. Hazırlanma hızı arttı. Anladım. O zaman daha hızlı atar. Atış hızı arttı. Hazırlanması arttı. Ryzen arttı. Singed'in de artmış. Bunların hepsi küçük bir buff ki yani bu arada. Talia, Syndra, Teemo, Twisted Fate, Veigar. P sayısının 23 ve 5. rakamı. P sayısının 4 ve 6. 3,14. Zillion buff aldı. Zoe buff aldı. Görüş düzenlemesi. Saldırı halinde açığa çıkan alanın yarı çapı 400'e 300. Alanın açığa çıkma süresi 4,5 saniye yerine 2 saniye, mantıklı bu. 4,5 saniye fazlaydı bu arada. Sinyal değişiklikleri. Genel anlamda sinyal değişikliklerini değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu değişikliklerin adına hedeflerimiz ulaşmakta şu an için başarılı olduklarını düşünüyoruz. Bu değişiklikleri ve derece kısıtlamalarını yayınladıktan sonra oyuncuların oyun içinde hissettikleri saygı ve güven konusu elle tutulur bir ilerleme kat ettik. Helal lan. Buna ben de katılıyorum bu arada. Yapıcı iletişim seçenekleri ve oynayışı yıkıcı iletişimden koruma arasındaki dengeyi yakalama konusunda çalışmaya devam ediyoruz. Kutlama zamanı. Bir destansız canavarı kestikten sonraki 10 saniye içinde takım arkadaşlarınızın şampiyonunuza yönelik sinyalleri artık tüm takım görebiliyor. Baron aldıktan ya da Dragon aldıktan sonra Evelyn'i böyle pingleyebiliyoruz. Ya da saldırdıktan sonra pingleyemiyorsun. Sinyal kilitleme süresi 5, 15, 30, 60, 120 saniyeden 6, 12, 16, 20, 24 saniye. Vay Sherrolar, 120 saniye ben ping atamıyordum. Onu 24'de yapmışlar. Dikkat ve rakip kayıp sinyalleri artık kısıtlanmadan önce sadece 3 defa kullanabiliyor. Ha, şöyle dikkat ve rakip artık hani adamları SS'liyorduk ya zıng 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 zın diye. Artık 3 kere kullanılabiliyormuş ama alanda totem var simgesini de bence 3'e sınırlandırmaları lazım. Dört ablası üzerinde bir takım arkadaşımın bekleme süresi son 150 dilime girmiş bir eşya ulti veya sinyal attığında tüm takım görmesine rağmen önünde grup yazılmasına yol açan hata.